Merhaba arkadaşlar. Ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Mustafa Sözlü ile sıfırdan Rusça kanalıma hoş geldiniz. Ben hiç Rusça bilmiyorum ancak öğrenmek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Lütfen izlemeye devam ediniz. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш урок. 11. 11. 11. урок. 11. урок. Arkadaşlarım, bugün 11. dersin 11. bölümü ile dersimize devam ediyoruz. Bu dersimizde h edatı artı e halini öğreneceğiz. Повторение мать учения. Tekrar öğrenmenin anasıdır. Evet, k edatı artı e hali, birisine ya da birisinin yanına gitmek ya da bir yere gitmek istemek ifadelerini nasıl söyleyeceğiz? Bunun üzerinde duracağız. Önce e haline bir bakalım. Türkçe'de e halinde isimlere baktığımızda a ve e harflerini aldığını görüyoruz. Okula, elife gibi. Rusça'da ise U ve U harfleri ile Y ve İ harflerini alıyor arkadaşlar. Ne zaman U'yu alacak, ne zaman Y'yi alacak? Şimdi bakalım. Eril isimlere baktığımızda arkadaşlar, Universität, Universitetu, Üniversite, Üniversiteye, Musei, Museu, Müze, Müzeye, Avtomobil, Avtomobilio, otomobil, otomobile. Demek ki erkek isimler arkadaşlar U ve U harfleri alıyorlar. Sert erkek dediğimiz yani ikratkaye ve yumuşatma işareti dışındaki erkekler U, diğerleri ise U alıyor. Aşağıdaki tablolara baktığımızda artık her ismin dört haliyle ezberliyor olmamız gerekir arkadaşlar. Universität, Universitetu, Universität, Universitete. Eta Universität. Bu bir üniversite. Ja, iduk Universitetu. Ben üniversiteye doğru yaklaşıyorum. Üniversiteye doğru gidiyorum. Ja, vizu Universität. Ben üniversiteyi görüyorum. Ja, uçuz Universitete. Ben üniversitede okuyorum gibi. Artık öğrendiğiniz her ismi mutlaka ismin dört haline göre, öğrendiğiniz dört haline göre çekmeye çalışın. Müzey, müzeyu, müzey, müzeye. Avtomobil, avtomobilio, avtomobil, avtomobile gibi. Tarafsız isimlere bakalım. Tarafsızlar her zaman erkekler gibi hareket ediyorlar arkadaşlar. Onlarda da O ile bitenler U, Y ile bitenler ise U harfi alıyorlar. Akno, aknu, more, mori. Akno, aknu, more, mori. Akno, aknu, akno, akne. More, moriu, more, more. Dişilere bakalım. Dişiler demek ki Y ve İ harfleri alacak arkadaşlar. Komnata, A düştü, komnate. Statya, ya düştü, statye. Noç, yumuşatma işareti düştü, noci, iyi aldı. Rasya, ya ile bitmesine rağmen, aynen statya'da olduğu gibi, ancak i ya ile bittiği için, yani ya'dan önce bir de i harfi olduğu için, o da yumuşatma işaretliler gibi iyi alacak arkadaşlar. Rasya, rasi. Rasya, rasi. Bakıyorum genele. Komnata, yalın hali. Komnate, e hali. Komnatu, i hali. Komnate, elbette önünde hep predlojne olduğuna göre bu sonuncularda bir edat olması gerekir. Örneğin, komnate, odanın içinde gibi. Statia, statie, statiu, statie. Rasia, rasi, rasiu, rasi. Noç, noci,
Noche, noche. Noche'un bir de özelliği var. Eğer gecede, gecenin içinde diyeceksek o zaman v noche olacak. Yani vurgu sona kayacak. Ates fiilini hareket fiilleriyle nasıl kullanacağız arkadaşlar? Aslında dersimizin de ana konusundan bir tanesi bu. Ana konularından bir tanesi bu. Önce hatet fiilinin çekimini tekrar bir hatırlayalım. Ya haçu, tı hoçiş, on ana hoçit, mı hatim, bı hatiti, ani hatiyat. Ani hatiyat. Hatel, hatiyela, hatiyeli. Geçmiş zaman. Hatel, hatiyela, hatiyeli. Hareket fiillerine şöyle bir bakalım. Eğer hareket fiillerini hiç bilmiyorsanız 10. ders 5. bölümü ve peşinden 6. bölümü şöyle bir gözden geçirin, bir dinleyin, bilgilerinizi hatırlayın derim arkadaşlar. Hareket fiilleri, tamamlanmamış hareket fiilleri ve tek yönlü hareket fiilleri bunlar. Hem tamamlanmamış hem de tek yönlü. İtti, yayan gitmekti. Yihat, araçla gitmekti. İşte bu fiillerin tamamlanmış olabilmesi için önüne bir ön ek gelmesi gerekir arkadaşlar. Biz po ön ekini burada aldık. İtti, payti. Yihat, payihat. Demek ki itti ve yihat tamamlanmamış halleri, payti ve payihat tamamlanmış halleri. Şimdilik bunları sadece master olarak ezberleyin arkadaşlar. Bakalım nerede kullanacağız. İstemek fiiliyle birlikte kullanılırken tamamlanmış fiiller kullanılır. Hangi tamamlanmış? Hareket fiili olarak tamamlanmış hareket fiilleri kullanılır arkadaşlar. Yani hatet fiilini çekeceğiz ve tamamlanmış hareket fiilini de master olarak ekleyeceğiz. Şöyle. Ben gitmek istiyorum. Ama yayan. Yahaçu hayti. Yahaçu hayti. Ya da araçla gitmek istiyorum. Yahaçu hayihat dememiz gerekir. Yahaçu hayihat. Yine arkadaşlarım, önceki derslerden bir yere giderken mutlaka o gittiğimiz yerin önünde bir edat olması gerektiğini biliyoruz. Ve yine biliyoruz ki bunlar v ve na edatları. Eğer bu edatların kullanımıyla ilgili bir sıkıntınız varsa, yani nerede hangi edat kullanılacak, yine 8. dersin 5. bölümünü bir gözden geçirebilirsiniz arkadaşlar. Demek ki bu edatı olacak ya da na edatı olacak ve gidilecek yerde ismin i halinde olacak. Ya diyorum, ya haçı payti bgosti. Ben misafirliğe gitmek istiyorum. Ya haçı payti bgosti. Ya haçı payihat polikliniku. Ben polikliniğe gitmek istiyorum. Ya haçı payihat üniversite. Ben üniversiteye gitmek istiyorum. Bakın edatla ilk eğer ismin ilk harfi sesli bir harfse birleştiriyorum. Vunuversitet. Vunuversitet demiyorum. Vunuversitet. Ya haçı payihat na fakültet. Ben fakülteye gitmek istiyorum. Bakın özelliğine göre na ya da v gelecek. Söylediğim gibi bu konuda sıkıntınız varsa 8. ders 5. bölümü bir inceleyin arkadaşlar. Anton, kudası poçiş payti veçiram. Anton, sen akşam, akşamleyin nereye gitmek istiyorsun? Anton, kudası poçiş payti veçiram. Yahaçı payti na diskoteku. Ben diskoteye yani dansa gitmek istiyorum. Nasıl? Yayan. Demek ki yakın bir yer. Ya lublu tansıvat. Ben dans etmeyi seviyorum. Tansıvat master halinde. Lubit yardımcı fiil çekilmiş arkadaşlar. Bundan sonraki Rusçadan Türkçe'ye, Türkçeden Rusça'ya çevirilerde her seferinde söylemeyeceğim. Türkçe geldiğinde durdurun ve konuşmaya çalışın arkadaşlar.
Hı edatı üzerinde biraz duralım arkadaşlar. Hı edatı biz bu dersimizde hareket fiilleri ile birlikte kullanımını göreceğiz. Hı edatı aynı zamanda zamanla birlikte de zaman ifadeleriyle birlikte de kullanılabilir. Ancak bu dersimizde sadece hareket fiillerini göreceğiz arkadaşlar. Hı edatı yer, mekan ve benzeri bir nesne ile birlikte kullanılırsa arkadaşlarım yaklaşmayı ifade eder. Türkçe'ye doğru diye çevirebiliriz. Yani denize doğru gittik, denize yaklaştık. Mıyı hali, kımoryu. Biz gittik, araçla gittik. Nereye doğru? Denize doğru gittik. Hı edatı bir canlı ile birlikte kullanılırsa doğrudan e hali ya da yanına olarak çevirebiliriz. Ben arkadaşıma gittim. Ya da Türkçe'de daha sık kullandığımız ben arkadaşımın yanına gittim diye çevirebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlarım sorularına şöyle bir bakalım. Nasıl soracağız? Birincisini biliyoruz. Kuda. Nereye? Nereye gitmek istiyorsun? İkincisi biraz daha detaylı. Şöyle detaylı. Birisinin yanına gittiğini biliyoruz. Bir yere değil de birisinin yanına gittiğini biliyoruz. Ancak kim olduğunu bilmiyoruz. O zaman İstanbul diye sorabiliriz. Kimin yanına gidiyorsun? Türkçe'de biz direkt e hali söyleriz. Kime? Kimin yanına? Ama Rusça'da arkadaşlar tek başına kamuyu kullanabiliriz. Kamu da kime demek aslında. Ancak hareket fiilleriyle birlikte kullanıldığında yani kimin yanına gidiyorsun demek istediğimizde bu edatın önüne koymamız gerekir. Kamu. Cevap nasıl olacak? Dersin başında öğrendik e halini. Kantonum. Şu Antonum. Kantonum. Antona. Antonun yanına. Şu Drugu. Arkadaşımın yanına. Erkek arkadaşımın yanına. Erkek arkadaşıma. Kıvraçı. Doktora. Doktorun yanına. Şu Dikanum. Dekanın yanına. Dekana. Veya dişilerde. Şu anne. Anne. Anne, Anna'nın yanına, Anna'ya. Padruge, kız arkadaşımın yanına, kız arkadaşa. Demek ki bunların yanına gidiyorsak mutlaka önünde hı edatı olacak arkadaşlar. Ya haçı payti, ben gitmek istiyorum. Nasıl? Yayan. Kıkamu, kimin yanına? Kıpadruge, kız arkadaşımın yanına. Ne için? Neye yani? На день рождения, doğum gününe. Ben kız arkadaşımın yanına doğum gününe gitmek istiyorum. Zamirlere bakalım arkadaşlar. Aslında e hali zamirleri daha önce öğrendik. Nasıl öğrendik? Nravitsa fiiliyle birlikte bunları ezberlemiş olmanız gerekiyor. Mne nravitsa, benim hoşuma gidiyor. Тебе нравится, senin hoşuna gidiyor. Bir erkek için ему нравится, onun hoşuna gidiyor. Kadın için ей нравится, tarafsızı geçiyorum, bizim hoşumuза gitmiyor. Нам не нравится, ya da вам не нравится, ya da им не нравится. Eğer hoşumuza giden ya da gitmeyen şey tekilse, çoğul olsaydı нравится diyecektik arkadaşlar. Biraz önce de belirttiğim gibi hareket fiilleriyle kullanıldığında nasıl ki isimlerin önüne hı edatı geliyorsa zamirlerin önüne de arkadaşlar hı edatı geliyor. Bakalım şimdi ne farklılıklar var. Mniye, tibe, yimu, yey, yimu, nam, vam, im. Önüne hı edatı geldiğinde kamine oluyor arkadaşlar. Kamine, kamine, bana, idi kamine, bana doğru gel. Bana yaklaş. Kamine. Neden kamine? Bu konuyla ilgili birçok arkadaşlar gramer kuralı var. Bunlardan bir tanesi kısa sözcüklerde, üç harfli özellikle sözcüklerde eğer ilk iki harf sessiz harften oluşuyorsa araya o kaynaştırma harfi geliyor gibi. Ancak birçok buna aykırı kelimeler de var. Kurala uymayan yani kıyla kullanılan. Bu durumda Ruslar diyorlar ki bu bir
fonetik gereklilik. Nedir fonetik gereklilik? Yani Rus diyor ki hı mı ne dediğimde beni rahatsız ediyor. Bu bizdeki sesli uyumu gibi arkadaşlar. Bize düşen de burada nedir? Rus hangisini kullanıyorsa onu o şekilde ezberlemek. Demek ki bana doğru diyeceksek, bana gel diyeceksek kamine diyeceğiz arkadaşlar. İdi kamine. Sana doğru kıtibe. Kıtibe. Ona diyeceksek arkadaşlar kınimu. Bakın yimuydu. Kı'dan sonra sesli bir harf geldiğinde araya en kaynaştırma harfini alacak. Kınimu. Kıney. Kınimu. Kıvam. Düzeltiyorum. Kınam. Kıvam. Kınim. Bakın i, y, y, y olduğunda ne oldu? Araya bir en aldı. Bunu başka ismin hallerinde, başka edatlarda da göreceğiz. Ve bu şekilde karşımıza kaynaştırma harfi alarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bakalım şurada bir şey kalmış. Ana, padaşla, kamine. Bir hareket fiili bakın. Padaiti, pod edatı varsa, pod ön eki almışsa zaten fiil. Kü edatı da almak zorunda kalır arkadaşlar. O bana doğru yaklaştı. Hareket fiillerinin detayına girdiğimizde o zaman bu öneklerin üzerinde de çok fazla duracağız. Ana, adaşla kamine. O bana doğru yaklaştı. Bana yaklaştı. İdi kamine. Bana gel. Bana doğru gel. Ezberlenecek kalıp ifadeler var. Güzel ifadeler bunlar. Konuşmayı renklendiren ifadeler arkadaşlar. Telaffuzları biraz zor olduğu için Latin alfabesiyle de yazdım. Ama bu kafi mi, yeterli mi? Değil arkadaşlar. Mutlaka YouTube'dan bulun. Rus öğretmenler de var. Ana dili Rusça olan öğretmenler var. Nasıl söylediklerine, bu kelimeleri nasıl ifade ettiklerine dikkat edin. Sajileniyor. Kı sajileniyor. Mesela A gibi yazmışlar bazı yerlerde. Tam A da değil, tam I da değil. Kısacılığınıyor. Kısacılığınıyor. Maalesef ne yazık ki demek. Kışyat diyor. Kışyat diyor. Allah'a şükür bereket versin ki anlamlarına gelir. Kışyat diyor. Kıtamırı üstelik bir de ayrıca bir şey söylemişsinizdir. Peşinden farklı bir şey ya da ona ek bir şey söyleyeceksiniz. Konuşmayı renklendirir bunlar. Kıtamırı. Üstelik bir de ayrıca şunu söylemek istiyorum gibi. Litsom klitsu, yüz yüze. Litsom klitsu. Bunlar ezberlenecek ifadeler, kalıplar arkadaşlar. Edatlar ve gerektirdikleri haller. Bakalım şimdi. Biliyoruz. Haydiom. Haydiomte. Gidelim. Gidelim mi? Bu gosti. İyi hali. Misafirliğe. Kime? Kıkamu. Anne, Anna'ya. Anna'ya misafirliğe gidelim mi? Payedim ya da payedim de fu Peterburg. Petersburg'a gidelim mi? Payedim fu Peterburg na maşine. Petersburg'a arabayla gidelim mi? Altlarına edatlarını ve gerektiren halleri yazdım arkadaşlar. İncelerseniz biraz daha kalıcı olur bilgi. Subotu, cumartesi günü, Lukun, Hoci Saitina Stadion. Stadyuma gitmek istiyor. Na artı i hali. Günler, eylemin gerçekleştiği günler, v artı i hali. Bunu önceden öğrenmiştik. Nasıl? Supanidelnik, pazartesi günü, Vafutornik, salı günü, Sredu, çarşamba günü, Çitvark, perşembe günü, Fıpiyatnitsu, cuma günü, Fıspotu, burada olduğu gibi, cumartesi günü, Vuvaskrisinye, pazar günü. Fıspotu, lukun hoçit paytina stadyon. On hoçit pasimatret, o bakmak istiyor, seyretmek istiyor. Kak igrayet kamanda Spartak. Spartak takımının nasıl oynadığına bakmak istiyor. Biz genelde görmek kullanırız, biraz sonra da geçecek. Ruslar bu durumlarda bakmak fiilini tercih ediyor arkadaşlar. Çünkü görmek bir Rus için gözün yaptığı bir şey. Yani iradenin dışında. Ama bakmak akılla yapılan bir şey.
Yani bilinçli olarak o şeye bakmanız gerekir, incelemeniz gerekir. Klara znait što suzdal starý ruský город. Klara Suzdal'ın eski bir Rus şehri olduğunu biliyor. Eski Rus şehri olduğunu biliyor. Klara znait što suzdal starý ruský город. Она давно хочет посмотреть этот город. O uzun zamandan beri bu şehri biz işte görmek istiyor deriz. Rus ne diyor? O uzun zamandan beri bu şehre bakmak istiyor. Bu şehri seyretmek istiyor gibi. Bu kalıpla yani Rus düşüncesiyle ezberleyin arkadaşlar. Tam живёт её подруга. Orada onun kız arkadaşı yaşıyor. Клара хочет поехать к подруге в воскресенье. Клара istiyor gitmek. Клара хочет поехать к кому? Kime? К подруге. Kız arkadaşının yanına. Когда? Ne zaman? Bu воскресенье. Pazar günü. Это не очень далеко. Burası, bu, çok uzak değil. Она хочет поехать. O gitmek istiyor. Nasıl? Arabayla. Туда на машине. Oraya arabayla gitmek istiyor. Она хочет поехать туда на машине. Maria, куда ты хочешь пойти в субботу? Maria, sen cumartesi günü nereye gitmek istiyorsun? Я хочу пойти в зоопарк. Ben hayvanat bahçesine gitmek istiyorum. Я ещё не была там. Henüz orada bulunmadım. Buraya dikkat edin. Не была. Я ещё не была там. Виктор, куда вы хотите поехать летом? Виктор, siz yazın nereye gitmek istiyorsunuz? Куда вы хотите поехать летом? Летом я хочу поехать отдыхать в Крым. Yazın ben istiyorum gitmek tatile, tatil için Kırım'a. Bakın, я хочу, yardımcı fiil, çektik. Летом я хочу. Ben yazın istiyorum. Ne istiyorum? İki tane ana fiil bakın peş peşe geldi arkadaşlar. Поехать. Ben yazın gitmek istiyorum. Летом я хочу поехать отдыхать. Ben tatil için gitmek istiyorum. Kırım'ı gitmeye bağlamış arkadaşlar. Kırım'a gitmek istiyorum. Летом я хочу поехать в Крым. Yazın Kırım'a gitmek istiyorum. Отдыхать. Tatil için, dinlenmek için. Я люблю Чёрное море. Ben Karadeniz'i seviyorum. Я люблю море. Ben denizi seviyorum. Ama какое море? Hangi denizi? Чёрное море. Karadeniz'i. Tarafsız, iyi hali, sıfat tamlaması. Люкун. Куда ты хочешь пойти завтра? Люкун, sen yarın nereye gitmek istiyorsun? Я хочу пойти в библиотеку. Ben kütüphaneye gitmek istiyorum. Nasıl? Пойти, yayan. В библиотеку, yalın hali библиотека, iyi hali библиотеку, hareket fiili olduğu için, oraya gitmek istediğimiz için, в artı iyi hali. Я люблю заниматься в библиотеке. Ben kütüphanede ders çalışmayı seviyorum. Bakın i hali bu biblioteku, d hali bu biblioteke. Zanimatsa ders çalışmak olarak burada anlayabiliriz. Я хочу поехать в Мадрид. Ben Madrid'e gitmek istiyorum. Потому что. Çünkü я никогда не видел этот город. Ben bu şehri hiç görmedim. Никогда, hiçbir zaman, asla. Ama Türkçe'ye burada hiç diye çevirmek daha güzel olabilir. Я хочу посмотреть этот город. Ben bu şehri, bakın, seyretmek istiyorum.
Biz ne deriz? Bu şehri görmek istiyorum. Demek ki Rus gibi düşüneceğiz burada. Yahaçı pasimatret etat gorat. Bu şehri bakmak istiyorum, seyretmek istiyorum. Ya nikagda ni bultam. Ben orada hiç bulunmadım. Yine nikagdayı hiç diye çevirebiliriz burada. Aslında hiçbir zaman asla demek. Ya nikagda ni bultam. Vurgunun ne'nin üzerinde olduğuna dikkat edin. Ya znayu şuta eta krasivi gorat. Ben biliyorum ki burası güzel bir şehir. Ben burasının güzel bir şehir olduğunu biliyorum. Tam jivyot moy haroshi druk. Orada benim iyi bir arkadaşım yaşıyor. Demek ki bunu söyledikten sonra ya ki payat v Madrid. Ben Madrid'e gitmek istiyorum. Patamışto. Çünkü işte bu gerekçelerden bir tanesini peşine söyleyebiliriz. İvan, kuda ty hochesh poyti zavtra vecherom? İvan, sen yarın akşam nereye gitmek istiyorsun? Yeşe ne znayu. Henüz bilmiyorum. Yahachu poyti v gosti. Misafirliğe gitmek istiyorum. İli na diskoteku veya dansa, diskoteye gitmek istiyorum. Haydiom vimeste. Birlikte gidelim mi? Haydiom, gidelim. Letam John хочет поехать в Испанию. Кебругу. Letam yazın John хочет поехать. Gitmek istiyor. Elbette araçla. Kuda nereye? В Испанию. Bu i burayı ı gibi söyleyin. В Испанию. İspanya'ya. İ hali. İspanya yalın. İspanию i hali. Кому? Kime? Кебругу. Erkek arkadaşımın yanına. Katamışto. Çünkü Yivo Druk, onun arkadaşı, erkek arkadaşı, Jivyot Vispani, İspanya'da yaşıyor. Bakın, İspanya yalın hal, İspanyu iyi hali, İspani de hali. Letam John Hochit Payat Vispani, Kdrugu, Katamışto, Yivo Druk Jivyot Vispani. Вечером Клара хочет пойти в общежитие к подруге. Вечером, akşam, Клара хочет пойти, gitmek istiyor, куда, в общежитие, yurda, öğrenci yurtuna. К кому, kime, kimin yanına, к подруге, kız arkadaşının yanına. Потому что они давно не видели друг друга. Çünkü onlar uzun zamandan beri birbirlerini görmediler. К подруге, kı artı e hali kı kamu. Sredo, çarşamba günü v artı i hali. Tom hoçit payti, Tom gitmek istiyor. V polikliniku. Poliklinika i hali polikliniku. V polikliniku. Kı kamu kime? Kı vraçu, doktora, doktorun yanına. Çarşamba günü Tom polikliniğe doktorun yanına gitmek istiyor. Atamış da on bolin. Çünkü o hasta. Erkek olduğu için bolin. Kadın olsaydı balna olacaktı. Çoğul olsaydı balını olacaktı arkadaşlar. Kanikulu. Okul tatilinde. Hep çoğul kullanılıyor. Kanikulu. Önünde v edatı var bakın arkadaşlar. Okul tatilinde. Pukanikulu Anton i Victor hatyat payihat v drevniyu. Anton ve Victor kuda nereye? V drevniyu. Yalın hali drevniya, iyi hali drevniyu. Köye gitmek istiyorlar. Kamu kimin yanına? Kıbabuşke. Ninelerinin yanına. Nine yanına diyor ama Türkçe'ye böyle çevirmek anlamsız olur. Ninelerinin yanına. Atamışto, hani lübiyat attıhat vdrevne. Çünkü onlar köyde tatil yapmayı, köyde dinlenmeyi seviyorlar. Hepsinin altında bakın, v artı i hali, k artı e hali, v artı d hali. Bu şekilde
çözümlenmiş olarak inceleyin arkadaşlar. Supanidelnik, pazartesi günü, studenti hatyat paytıkı dikanım. Öğrenciler dekanın yanına gitmek istiyorlar. Atamışto, ani hatyat preglasit dikana na vecher. Çünkü onlar dekanı akşam toplantısına, akşam yemeğine, akşam eğlencesine, nasıl bir etkinlikse artık, ona davet etmek istiyorlar. Preglasit. Bu bir sefer geçmişti daha önce de. Pushkin'le ilgili sanırım konudaydı. Periglasit, davet etmek. Hani hatiyat, periglasit, dikana, Türkçedeki gibi. Birisini davet etmek. Dikan, iyi hali, dikana. Na vecher, na artı iyi hali, akşama, akşam yemeğine, eğlencesine. Kdikanu, kkamu, kime? Kdikanu, dekana, dekanın yanına. Arkadaşlarım, konumuzu burada bitiriyoruz. 11. konumunda yavaş yavaş artık sonuna geldik. Okuma parçalarını ve ödevlerini yaptıktan sonra bu konuyu bitirmiş olacağız arkadaşlar. Ders için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Derslerin sağlıklı takip edilebilmesi için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.